Saatiyet Türk'ten herkese merhaba. Ben İlknur Bayfırat. Bugün haftanın renkleri programını ileride yayına girecek olan Cennet Bahçesi adlı çocuk programımızın dekorunda sunuyorum. Bu gördüğünüz şirin dekoru arkadaşlarımız günlerce uğraşarak hazırladılar. Dekordaki bütün bu malzemeler tek tek kesildi, boyandı ve yapıştırıldı. Arkadaşlarımızı çıkarttıkları bu muhteşem işten dolayı tebrik ediyor ve bir kez daha kutluyorum. Bu programın yayına girmesini de en az sizler kadar heyecanla bekliyorum. Şimdi arkadaşlarımızın hazırladığı Cennet Bahçesi programının ufak bir tanıtım var. Gelin hep birlikte izleyelim. Hepinize merhaba çocuklar. Benim adım Jessica. Sizlerle çok çok güzel el işiler yapacağız. Bu hafta malzemelerimiz beyaz bir el işi kağıdı. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Nuh'un 120 yıl beklediğini söylüyor. 120 yıl mı? Evet, çok uzun değil mi? Gel istersen hep birlikte bu hikayeye beraber bakalım. Dünyada açtığında ilk meyve veren Tanrı'nın hoş kokusu dünyaya dolar, la la. Dilerseniz bu hafta Saat 7 Türk ekranlarındaki renkli programlara hep birlikte göz atalım. Çizgi filmler, el işi programları ve öğretici programlar her sabah 6 ile 10 arasında çocukları ekran başına bekliyor. Eğer kaçırsanız üzülmeyin, tekrarı aynı gün öğlen 2 ile 5 arasında sizlerle olacak. Sohbet programlarını seven izleyicilerimiz her sabah saat 11'de ekran başına bekliyoruz. Bu programların tekrarı da yine aynı günün akşamı saat 11'de ekranlarınızda olacak. Sanatsız yapamam diyenler Suya Çizgiler programı saat 12.45'te ve tabii ki dizileri de unutmayalım. Aile dizisi olan Yol saat 18.30'da, gençlik dizisi olan Evden Uzak'ta saat 19.30'da ekranlarınızda olacak. Roma'nın Azizi olarak adlandırılan Aziz Filip Neri, 16. yüzyılda yaşamıştı. Gençlerin dostu olarak bilinen ve derin dua hayatıyla örnek olan Aziz Filip Neri hakkındaki bu destansı film, onun iyi bilinen yardımseverlik ve muazzam mizah duygusuna odaklanıyor. Neri, Roma şehrinin kenar mahallelerinde yaşayan fakir ve eğitimsiz insanlara odaklandı. Onlara yardım etmeye çalıştı ve onlara müjdeyi yeniden ulaştırdı. Türkçe'ye Cenneti Tercih Ederim adıyla çevrilen bu 2010 yapımı filmin yönetmenliğini Giacomo Campiotti yapmıştır. Filmi iki parça olarak yayınlayacağız. İlk bölümü çarşamba akşamı saat 9'da, ikinci bölümünü ise perşembe akşamı yine saat 9'da izleyebilirsiniz. Quale vuoi? La rossa o la gialla? La gialla. Sei tu il prete che mi vuole parlare? Padre Ignazio. Adesso. Fermi, fermi. Basta. Dai. Galliotto, Roma ormai è diventata un postaccio. Perché non gli insegnate voi? Se padre Ignazio mi chiama io devo partire. Non posso rimanere qui. Te l'ho detto che non c'è niente. Anche le mutande. Dio invece può restare nell'indigenza? Io vedo Dio nei poveri, Eminenza. È successa una cosa meravigliosa. Non sapete chi ho incontrato? Chi? Jason'ın babası çok güçlü ve çalışkan bir insandı. Fakat hayatının son birkaç yılında kelimenin tam anlamıyla dağılmıştı. Peki onu kim suçlayabilirdi? Jason, Arkansas'ın kuzeydoğusundaki küçük çiftlikten elde edebildiği kadar ürün elde etmek için yıllarını harcar. Gecesini gündüzüne katarak çalışır. Birden kasabanın kuzeyindeki Harper Barajı taşar ve su çiftliklerin tam ortasındaki dereye hücum eder. Ve bir anda toprak ikiye bölünür. Ekilip biçilemez duruma gelir. Jason sınava çalışmak için eve geri döner fakat bununla birlikte onun hayatı düşündüğünden farklı gider.
Zack Hayt'in yazıp yönettiği 2009 yapımı İçimizdeki Nehir filmi çarşamba akşamı saat 21'de ekranlarınızda olacak. Jason, what am I doing here? That? I'm not a licensed... I mean, I don't have a degree in counseling. I'm so sorry, I had to get you out. Down now, come on. Thank you. I don't know. He used to be really nice and all, and now he's just kind of stuck up and never talks to anybody. Jason, I'd like to think that eventually I'm going to do the right thing here, man, but I don't know. You're the most simple person I know. Watch it. I got a stapler in my hand. You do? The river will flow naturally from us, and its force brings life. Francis ve arkadaşları tadilata başladıkları kilisede şövalyeler tarafından baskına uğrar ve korkutulurlar. Francis, ibadet esnasında gerçekleşen bu baskının şaşkınlığını yaşarken Ginepro adında bir genç gelir ve onlara katılmak ister. Bu arada Francis kafirlik suçlaması altındadır. Claire de evlilik yolundadır ve gergindir. Francis suçlamaları durdurmak için Roma'ya Papa'yı ziyarete gider. Ama her şey daha da kötüleşir. Roma'dan kovulan Francis, ertesi gün Papa tarafından tekrar çağrılır ve bereketlenerek geri gönderilir. Francis kilisesine döndükten sonra şaşırtıcı bir olay olur ve yüzlerce keşiş kiliseye tadilat yapmak için gelir. Ayrıca Claire de keşişlere katılır ve onlara hizmet etmeye kendisini adar. Ama Claire'i ailesi aramaya gelir ve Francis'e ve arkadaşlarına zor anlar yaşatırlar. Claire'i almaya annesi bile gelir ama Claire gitmemek için kararlıdır. Francis ve arkadaşları Mısır'a giderler. Kutsal topraklardaki savaşı durdurmak için ve barış getirmek için çıkılan bu yolculuğun sonuçları nasıl olacak? Manastır ve keşişlerin hayatı savaşın sonucundan nasıl etkilenecek? Tarihte yapılan hataları ve öğretilen yanlışları göreceğiniz bu yaşanmış hikayede gerçekleri görerek tarihe bakış açınız değişecek. Hadi. Yaşasın Assisi. Yarın bizim günümüz olacak. Şimdi kadehleri zevkle kaldırın. Bunların hepsini öldürmek en iyisi. Hey şekerim, öyle kaçamazsın. İşte buradayım. Her türlü konforu terk eden adam. Benimle konuşuyordu. Hiçbir şey yoktu. Ama düştü. Düştü. Yani şimdi ne yapıyoruz? Perşembe günü Yeşra İbrahim Özçelik'in sunacağı Yol Arkadaşım programı, Hristiyan evliliklerini inceleyen ve evliliklerde yaşanan zorluklar karşısında kutsal kitaba uygun nasıl bir tutum takılması gerektiği konusunda sizleri aydınlatıyor. Aynı zamanda programa katılan çiftler İsa Mesih'i nasıl kabul ettiklerini de programda paylaşıyorlar. Hediye ve Adem Baytekin çifti bu hafta Yol Arkadaşım programında bizlere konuk olacak. Merhaba değerli izleyiciler. Bir Yol Arkadaşım programına daha hoş geldiniz. Elim tuttu. Her zaman beni, her şeyde, her konuda bana yardım etti. Yani. Annelik yaptı. Ne zaman nişanlandı?
onunla evleneceğim kız budur. Ve gerçekten o anda Allah tarafından yüreğime bir şey girdi. Aile olmak için, eş için. Her konuda bana çok yardım etti. Genç bir delikanlıydınız. Sonra bir aslında bir sorumluluk hayatınıza girdi. Bir evlilik sorumluluğu. Grace Sevil Kumcuoğlu'nun sunduğu Gerçek Güzellik programının bu bölümünde düğün günü ele alınacak. Eskiden fotoğraf çekimleri stüdyoda yapılırdı. Neden şimdi dışarıda çekimler tercih ediliyor? Düğün günü fotoğraf çektirmenin zorlukları var mı? Bu bölümün uzman konuğu fotoğrafçı Özkan Taşkıran tüm bu sorulara yanıt veriyor. Ayrıca düğün günü gelinle damadın fotoğraf çekimine gelirken yanlarına getirmeleri gerekenler hakkında da bizlere ufak tiyolar veriyor. Bunun dışında uzman doktor Bülent Madi bizlere kadınlar evlendikten sonra kendilerine bakar mı sorusunu da cevaplıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Gerçek Güzelliğe hoş geldiniz. Ne zaman evlendiniz? 1996 yılında. Köy düğünü istediği için İstanbul'da yaşıyorlar kendileri. Hı hı. Bir köy düğünü oldu. Peki toplumumuzda düğün masrafları çok, düğün masrafları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şeyi yani kısmamalısın diyorum. Yani dört dörtlük yapmalısın. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı evliliğe gerçekten çok değer veriyor. Birçok ayette de gördüğümüz gibi. Pazartesi günü Erhan Yeşilırmak ve Mark Madrigal'in birlikte hazırlayıp sundukları Tarihin Dipnotları akşam saat 19.30'da ekranlarınızda olacak. Tarihin Dipnotları programında yaratılış, ilk kilise tarihi dönemi, kilise babaları, Haçlı seferleri, Anadolu Hristiyanlığı gibi konular işleniyor. Hristiyanlık tarihinin merak edilen veya yanlış bilinen tüm konuları güvenilir kaynaklar ve kutsal kitap ışığında değerlendiriliyor. Bu haftaki programımızda konumuz konsiller olacak. Herkese merhaba. Tarihin Dipnotları programına hoş geldiniz. Çift iradesi değil, yani tanrısal ve insansal bir irade değil de asıl amacı kişilere İncil pasajlarından İspanya, Fransa'da da çok savaşlar olmuştur. Fiziksel dünyayı yaratmıştır. Beni almak için böyle yapın demektir. Bir Hristiyan zümre olarak tanımlayabilmek gerçekten zor. Gidemeyenler için Avlularında Bir Gün programı her hafta farklı bir kilisenin ibadetini evinize getiriyor. Avlularında Bir Gün saat 11'de başlıyor. Bu hafta Latin Katolik cemaati için önemli bir yere sahip olan Meryem Ana Rosario Kilisesi'ndeyiz. Bu kilise Bakırköy'de hizmet vermektedir. Bu Latin Kilisesi Meryem Ana onuruna ve ismine adanmıştır. Kilise yaklaşık 80 aileden oluşan bir cemaate sahiptir ve her pazar saat 11'de ibadet için bir araya gelirler. Bu cemaate önderlik eden Peder Doktor Alberto Fabio Ambrorio Dotti bir Dominiken Eğitim Enstitüsü'nün aktif üyesidir. Bu hafta Latin Katolik cemaati için önemli bir yere sahip olan Meryem Ana Rosario Kilisesi'ndeyiz. Bu kilise, tarihi yarımadadan uzak olmasına rağmen İstanbul'un binlerce yıllık, zengin ve köklü tarihine birebir tanıklık etmiş, güzide bir semt olan Bakırköy'de hizmet vermektedir. Haftanın öne çıkan programları ve filmleri hakkında umarım sizleri bilgilendirebilmişimdir. Ama daha fazlasını öğrenmek için www.saatyeritürk.com adresine tıklayıp programlar ve yayın saatleriyle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu hafta da haftanın renkleri programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Rabbin esenliği sizlerle olsun.